bu sizin, Mehmet Yılmaz sizin, çiğ köfte sizin. Ben geliyorum, kısa bir tanıtım. Aha! Aha! Nasılsınız İbrahim Bey? Sağ olun. Şöyle hoş geldiniz. Siz bugün çiğ köfte yapmışsınız göründüğü kadarıyla. Hatta bitmek üzere. Sonunu gördük. Getirin. Olur, bakarız. Getirin, ayıp edin. Önce sizler. Siz daha çok iyi oluyorsunuz. Efendim, dedik bugün... sizin bu keyifli programınızda hazır böyle acı acı çiğ köftelerin de yoğrulduğu, yendiği değil mi? Programda... Tatlı tatlı konuşacağım diyorsun. Siz acıları yiyorsunuz, biz tatlı konuşacağız. Çünkü değerli seyirciler, bugün yine yetişenin alacağı 129 TL'ye bir telefon göndereceğiz ki bugün yetişen alacak. Hakikaten ne kadar çok, abi? Çok ilgi gören bir telefon. Çok ilgi gören bir cep telefonumuz var bugün. Değerli seyirciler, bugün şu dakikalarda sizlere anlatacağımız Sertek markası AVE modeli cep telefonumuz 129 TL'ye yaklaşık 15 gün 20 gün diyelim buluşturuyoruz sizlerle. O kadar çok ilgi var ki beğeniyle takip ettiğiniz ve sipariş verdiğiniz bir cep telefonu ve sizin bu beğeninize layık olan bir cep telefonu. Çünkü neden? Bir kere dünyanın en hafif cep telefonlarından bir tanesi. Şöyle gösteriyorum. 53,5 milimetre uzunluğunda, 33,5 milimetre eninde, sadece ve sadece de 6 milimetre kalınlığında olan 82 gramlık şöyle kuş gibi bir cep telefonu gönderiyoruz. Bugün artık insanlarımız bir tane telefon yetmiyor. Hatta ben böyle bu cebime koysam gitsem kimse görmüyor. Hiç kimse, yani. Hiç ceketinizde bir sola doğru bir eğilme de yamulma dahi olmuyor. O kadar hafif bir cep telefonu. Değerli seyirciler, bugün artık insanlar bir değil, iki değil, üç hatta dört tane cep telefonu kullananlar var. Artık durum günümüzde kritik. Durum ve şartlar insanların bir tane telefonun yetmediğini, iki, üç hatta dört tane, bu dört tane aslında nasıl bilmiyorum ama demek ki dört tane kullananlar da kendilerini o şekilde tatmin ediyorlar ama telefon çok önemli. Artık bir ihtiyaçtan ziyade bir eğlence aracı oldu. Şimdi düşünün, 82 gramlık bir cep telefonu. İki adet 82 gramlık cep telefonu ne yapar? 164 gram mı yapar? Evet. 164, dört tane telefon taşıyan, her biri 250-300 gram olan telefonlar düşünün. Neredeyse bir kiloya yakın. Of. Ama 164 gramlık iki tane telefon taşıyın cebinizde. Eğer dört ayrı hattınız varsa çift hattı bir telefondur. İki attınız buna. İki attınız da diğer telefon. İki tane sipariş verin. Eğer dört tane kullanıyorsanız. Bu bir de çift 100, hattı. Tabii ki çift hattı ve 164 gram ağırlığında iki ayrı telefonla. Yani 82 gram biri, 82 gram biri. Toplam 164 gram ağırlığında iki ayrı cep telefonu. Toplamı 164 gram ve dört tane hattınız birden takılı olduğunu düşünün. Ve cebinize koyduğunuz zaman ağırlığıyla var mı yok mu anlaşılmayan da bir cep telefonu. Şimdi değerli seyirciler. Telefonumuzun ağırlığından bahsettik. Şöyle insanlar merak ediyor. Eğer ilk kez seyredenler varsa bu kadar anlatıyorsunuz. 129 TL değerli seyirciler yetişen alıyor götürüyor bugün. Yetişen alıyor götürüyor. Telefonumuzu şöyle koyalım. Bakın. Buraya koyduğumuz zaman şu şekilde hiç çaktırmadan eğer istersek bir tuşa basıyoruz. Şurada gizli kamerası olan bir cep telefonu. Buradaki gizli kamerasından ortamın çaktırmadan hiç belli etmeden fotoğrafını çekebiliyoruz. Bir. Videosunu çekebiliyoruz. İki, sonrasında bunu istersek 32 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor ki ben genellikle promosyon var. Şu anda 8 GB hafıza kartlarında onu kullanmanızı öneriyoruz. Hem ucuz hem ekonomik. Koyuyorsunuz 8 GB'da yeter yani. Ya dolduramazlar zaten. Ben 4 GB'ı koyuyorum içine. Asla dolduramıyorum. Şu şekilde çekmiş olduğunuz fotoğrafları da videoları da hafıza kartına depolayabiliyorsunuz. Çaktırmadan gizli çekimlerde. Ama İbrahim Bey şunu her zaman söylüyorum. Bu telefonun gizli kamerasıyla her zaman eğlenceli, güzel günlerde arkadaşlarınızla şakalaşmak adına yapacağınız çekimlerde kullanmalarını öneriyoruz. Şeytani, ama şeytani amaçta da kullanmayın, çok sakın edin. Ha, bu tavsiyemizi de tabii ki bulunalım. Değerli seyirciler, şimdi diyelim ki gizli kamerasını şöyle bir kenara bıraktık. Apartmandasınız, 3. 4. katta oturuyorsunuz, ışıklar söndü. Veya karanlık bir yerden geçiyorsunuz, o anda oranın aydınlatılmaya ihtiyacı var. Telefonumuzun hemen gizli kamerasının yanında şurada bir el feneri var. El fenerini aktif hale getiriyorsunuz. Şu şekilde tuttuğunuzda çok rahat bir şekilde el feneri olarak da kullanabiliyorsunuz bu telefonu. Telefonumuzun hemen arkasında şurada şöyle gülen adam gibi görünüyor. Bakın İbrahim Bey, gülen adam gibi görünüyor. Evet. Telefonumuzun hemen arkasında şurada 3 megapiksellik bir ikinci kamerası daha var. Bu 3 megapiksellik kamerasıyla da ben bunu hani burası gizli kamera ya, burası arka kamerası. Bütün birçok telefonlarda olan kamera olduğu için bu kamerasından da alenen herkese göstere göstere çok güzel fotoğraflar, videolar çekebilirsiniz. Bu kısmı gizli çekimlerde ama şakalaşmak adına yapılan çekimlerde kullanmanızın bir kere daha önerisini bulunuyorum. Ondan sonra değerli seyirciler, şimdi iki kamera dedik. Gizli kamera, 3 megapiksellik arka kamerası. Burada da el feneri var. Şimdi en önemli olan, öne çıkan özelliklerimiz bunlar. Ama şimdi seyircilerimiz belki sorabiliyorlardır, sorarlar. Acaba bu telefon
nasıl bir fotoğraf çekiyor? Bir şöyle bir onun testini de yapalım mı? Çiğ köftenin resmini çek. Çiğ köftenin mi? Değerli seyirciler, çiğ köfte kaldı mı resmini çekecek? Çiğ köfte, tabii tabii olmaz mı? Bir saniye. Evet. Şöyle ufaktan bir şey görünüyor. Bir de böyle ufaktan ustamızın... Ufaktan dediğin bir kilo çiğ köfte var orada mübarek, 10 kişi yarını. Ustamızın saçının tepesi de görünüyor. Değerli seyirciler. Vallahi sen acayip kameraman dedi. Ha kameramanın kralı, kralı. Her gün kapı... ne yapayım? Fazla hani kadrajdan çıkmamak için şöyle bir çekim yaptım. Değerli seyirciler, herhangi bir ayar yapmadan 3 megapiksellik arka kamerasıyla çiğ köfte tepsisini ve onu yoğuran ustanın başını çekmiş olduk. Saçının tepesini öyle diyelim. İşte görüyorsunuz bu şekilde yapacağınız çekimlerde arka kamerasını çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz gibi gizli kamerasıyla da aynı kaliteyi inanın ki yakalarsınız. Bunu da altını çizelim. Hani bir gizli kamera var ama onun da çekimi kötüdür falan demeyin. Hemen hemen aynı kaliteyi çok rahat bir şekilde de tepesindeki gizli kamerasından yakalayabileceğiniz bir cep telefonumuz. Şimdi telefonumuzu şöyle koyuyoruz değerli seyirciler. Telefonumuzun yanında sizlere göndereceğimiz bazı aksesuarlarımız var. Onları da şöyle hemen gösterelim. Bu adaptör başlığımız. Görüyorsunuz böyle ayrı bir aparat olarak gönderiyoruz bu adaptör başlığını. Şimdi bu adaptör başlığımız niye ayrı? Size son model bir şarj yöntemiyle gönderelim dedik. Bunu isterseniz şimdi şurada göstereceğim. USB kablomuz var. Şöyle tutalım. USB kablomuz var. İsterseniz ben prizden şarj etmek istiyorum derseniz USB kablosunun bir ucunu şuradaki sokete takıyorsunuz. Prizden şarj edebiliyorsunuz. Yok ben prizle benim işim olmaz. Ben genellikle bilgisayar kullanıcısıyım diyorsanız bunu kenara kaldırıyorsunuz. Direkt USB'den bilgisayardan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayardan telefona, telefondan da bilgisayara veri alışverişinde de bulunabilirsiniz bu kabloyla. Onun dışında değerli seyirciler, telefonumuzda bir dahili FM radyomuz var. Biz bunu çok hani dinlemek için gösterdiğimiz için böyle biraz açık duruyor ama şöyle hemen toparladığımca göstereyim. İçinden bir tane de size FM stereo kulaklık gönderiyoruz. Çünkü telefonumuzun içinde bir FM radyosu var. O FM radyosunu güzel günlerde, keyifli günlerde müzik dinleyesiniz diye kulaklığımızı da size gönderiyoruz. Bakın bu telefonda MP3 oynatıcı var. MP4 oynatıcı yere var. Yere bir şey olmaz. Olmuyor. Yok abi vallahi. Şimdi İbrahim Bey, ha? Ben bu telefonu ilk anlattığım zamanlarda çok sağlam olduğunu biliyoruz ama denemek için şöyle bir atıp bir baktım. Tek bir çizik dahi almadı. Gayet de güzel çalıştı ancak böyle bir şey siz denemeyin. Biz hepiniz adına bunun denemesini yaptık. Yani çok da sağlam bir cep. Kazara düşeceğiz aklıma ama. Hiçbir şey olmuyor. Kırmak istersen kırarsın. Ya o ayrı, onu böyle atıp o şekilde yaparsın evet. Denemedik ama hakikaten öyle bakın değerli seyirciler, 129 TL'ye bir telefon alıyorsunuz 82 gram ağırlığında. Sağlam bir cep telefonu, çift hatlı bir cep telefonu, iki ayrı kamerası olan, gizli kamerası olan, iki ayrı da renk seçeneği olan bir cep telefonu. Nar çiçeği kırmızısı ve gece mavisi olan bir telefonumuz. Özellikleri içinde bir de Bluetooth özelliğimiz var. Bu bugün çok önemli. Artık bir cep telefonu almaya gittiğinizde Bluetooth özelliği var mı yok mu soruyorsunuz. Bluetooth özelliği de olan bir cep telefonumuz 10 metre mesafeden diğer kablosuz olarak laptoplarla, bilgisayarlarla veya diğer cep telefonlarıyla 10 metreden böyle bağlantı kurarak veri alışverişinde bulunabiliyorsunuz Bluetooth özelliğinden yararlanarak. Onun dışında değerli seyirciler bugün 1500, 2000, 2500 TL'ye aldığınız cep telefonlarında bir çift hat olayı yok. Bluetooth da çoğunda yok. Artı kara liste özelliği de yok. Bakın bu telefonda kara liste özelliğimiz de var. 5 ayrı numarayı yüklüyoruz. Aktif hale geldiğinde o 5 numara size ulaşamıyor. Takvim, saat, ajanda, kronometre, dünya saati bunlar standart özellikler. 3 ayrı alarmı var. Onun dışında çok da güzel bir oyunu var, maymun oyunu. Zevkle oynayabilirsiniz, internete de girebilirsiniz. Valla söyleyecek, o çok anlatacak. Pahalı tek hatlı telefonlardan onun parasıyla bundan 15 tane alabilirsiniz. İkinci el telefonlarda hiç bu özellikle çeyreği olmayanı 100 liradan aşağı alamıyorsunuz. Değerli seyirciler, kullanma kılavuzunda gönderiyoruz. İçinde her şey açık ve seçik bir şekilde yazıyor. 2 yılda garantisi olan bir cep telefonu daha ne istiyorsunuz? 0216-490-0090 çağrı merkezimizin numarası. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 129 TL'ye. Bu telefon size gelecek. Tanıtımımızın tabii ki yavaş yavaş sonuna geldik evet. Arkadaşlar artık yavaş yavaş toparlayın diyorlar. O zaman şöyle diyelim. Değerli seyirciler, dostunuza da, düşmanınıza da her zaman yardım edin. Çünkü dostunuzla daha yakın dost, düşmanınızla da dost olursunuz. Ama bu yardımları yaparken unutmayın ki yardım tıpkı bir çiçek gibidir. Ne kadar taze olursa insanı o derece o kadar da memnun eder. Yardımlarımızı bu prensipten yola çıkarak birbirimize yapalım düşüncemizi de aktarıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Efendim ben Deniz Erdem Gençtürk. Bir başka tanıtımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi programlar. Program sonu. Bağlam sen...